Merhabalar. Öncelikle YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu güzel ve büyük Anadolu Ateşi grubunda ben de sizlerle birlikte olacağım. İsmim Melek Özde Serter. Uzun yıllar Devlet Opera Balesi'nin çeşitli şehirlerinde solist ve baş danslık yaptıktan sonra kendimi bu güzel grubun içerisinde buldum. Size bugünlerde en çok, en büyük dileğim sağlık ve sıhhat diliyorum. Ama biliyorum ki bu zor günleri de birlikte çok güzel ve kolay bir şekilde aşacağız. Ama benim inancım şu yöndeki sağlıklı bir beden ve sağlıklı bir zihne ihtiyacımız var bugünlerde. Ve sağlıklı bir zihin için öncelikle sağlıklı bir bedene ihtiyacımız var. Zaten evlerimizde kalalım, lütfen evde kalalım bu süreçte. Fakat bu süreçte evde kaldığımız için normalde yaptığımız fiziksel aktivitelerin biraz altında hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu hareketlerin kısıtlanmaması ve vücudumuzun normal akışına devam edebilmesi için bir takım hareketler dizisi yapacağız. Ben de bunlarla birlikte sizinle olduğum için çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu hareketleri çocuklarımızdan büyüklerimize bütün yaş gruplarını yapabilir. Bizim normalde olan üyelerimiz, şu anda bizi kanaldan takip eden, hiç üyemiz olmayan sevgili vatandaşlarımız, umarım hepinize faydalı olabilirim. Şunu söylemek isterim ki, yapacağımız hareketlerin içerisinde yoga, pilates, fitness ve bale hareketleri olacak. Temel olarak yerde ve ayakta bazı hareketler yapacağız. Elinizde herhangi bir ağırlık veya spor aleti olmayabilir, hiç önemli değil. Mesela ben bugün 250 gram ağırlık kullanacağım bazı hareketlerde. Onun için küçük bir su şişesi aldım veya küçük kavanozlar buldum evde, içlerine su doldurdum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Küçük hareketlerle başlayacağız. Bugün 15-20 dakikaya yakın bir video çekmeyi planlıyorum size. Arzu ederseniz yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle müziğin sesini açıyorum. Avuç içlerimi tabana bakacak şekilde nefes alıp vereceğim. Nefes alıp verirken sizden ricam göğüs kafesini yanlara doğru açıp kullanmamız. Öne doğru çıkartmadan. Arzu ederseniz gözlerinizi kapatabilirsiniz. Ellerimi çenemin altında birleştirdim ve Bikram yoga tekniği dediğimiz göğüs kafesini iyice açacak şekilde dirseklerimi tavana doğru yönelttiğimde nefes alıyorum ve veriyorum. Şimdi baledeki kol pozisyonlarından bahsetmek istiyorum. Bunları hatırlatmamın sebebi bazı hareketlerde bu hareketleri kullanıyor olacak olmamız. Birinci pozisyon demiştik. Karnımızın, göbek deliğimizin tam karşısında kocaman bir pilates topu tutarcasına. İkinci pozisyon, sanki daha büyük bir top tutuyorum. Dirseklerim kesinlikle aşağı doğru yönelmiyor. Dirseklerimi tutuyorum, avuç içlerim karşıya doğru bakıyor. Ve üçüncü pozisyon. Gözümle hafif yukarı doğru baktığım zaman ellerimi görebilecek şekildeyim, kafamı yukarı.
ayakları kaldırmadan kollarımı çok geriye atmıyorum. Ve şimdiki hareketime devam ederken ilk önce size şu hareketleri hatırlatmak isterim. Parmak uçlarımı öne doğru iyice geldiğim zamanlar point hareketi. Parmak uçlarımı kendime doğru çektiğimde ise flex yapıyorum. Bu hareketleri yaparken arzu ederseniz üzerinize herhangi bir çorap veya spor ayakkabı giyebilirsiniz. Ben alışkanlıktan dolayı ve ayaklarımı genelde gergin kullandığım için dersler sırasında kullandığım bale patiklerini kullandım. Şimdi pozisyonları öğrettikten sonra ayak pozisyonlarını geçeceğim ve müziğimi değiştiriyorum. Ayak pozisyonlarını hatırlayalım. Birinci ve ikinci pozisyonumuzdu. Bu da altıncı pozisyonumuzdu. Bugün ikinci pozisyondan başlayarak squat hareketi yapacağım. Bu squat hareketini fitness'ta da kullanıyoruz. Ama aslında biz buna balede pliye diyoruz. Bu bizim çok kullandığımız bir hareket. Şimdi kollarımı önce önde birleştiriyorum. Ayağımı kalkıyorum. Önde birleştir, kalk. Ve bu hareketi yaparken bilek, diz ve kalça eklemini çalıştırıyorum. Aynı zamanda quadriceps kaslarım, hamstringlerim ve alttaki kalflarım çalışıyor. Bu hareket neden bizim için şu an faydalı? Normalde yaptığımız yürümemiz şu anda daha az. Dolayısıyla tabanlarımız, dizlerimiz ve bilek eklemlerimiz daha az çalışıyor. Ama biz burada bunları yaparak bütün kaslarımızı çalıştırıyoruz. Aynı zamanda dengede durmaya çalıştığımız için karın kasımız da oldukça kasılıyor. Şimdi bu hareketi su şişelerimi aldım. İkinci pozisyonda sabit duruyorum. Kolum birinci pozisyon. Ve işin içine kollarımı da katıyorum. Nefes alıp vermeyi unutmuyorum. Yaparak bacaklarımı rahatlatıyorum. Dizlerim yerden hiç kalkmıyor. Gidebildiğiniz yere kadar gitmeniz benim için kafi ama dizlerimi kaldırmıyorum. Kelebek hareketine geldim. Kendimi aşağı bırakıyorum, rahatlıyorum. Şimdi tekrar ayağa kalkacağım. Ama öncelikle farklı bir müzik açacağım. İkinci pozisyondayız. Yukarı. Ve yukarı. Ve. Başladığını hissedebilirim. Aynı zamanda bütün kol kasım, sırt kaslarım, kürek kemiklerim, boynum da çalışmakta şu anda. Ve tabii ki dengemizi sağlayan karın kaslarım. Anadolu Ateşi grubunun sevgili hocaları, sizleri de aynı şekilde bu hareketleri yapmaya davet ediyorum. Çocuklar, kocaman bir yıldız gibiyiz. Ağırlık olarak kullandığım suyumu açıyorum ve bir yudum alıyorum. Şimdi yorulmuş olan bacaklarımı lunge hareketimizi yaparak açıyoruz.
tarafa yaparken size doğru yapayım. Şimdi iki dizimi bir arada tuttum. Popomu ayaklarımın üstüne getirdim. Öne doğru esneyeceğim. Evet, şimdi müziğimizi değiştiriyoruz ve erkeklerden ricam gerçek bir şınav pozisyonuna geçmeleri. Bayanlardansa dizlerimizin üstünde kalıyoruz ve şınav pozisyonumuza geçiyoruz. Tercihim ayaklarınızı şu şekilde çapraz geçirmeniz olacak ama düz de tutabilirsiniz. Ayaklar yerde ve başlayalım. Nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Birinci pozisyon yaptım. Üçe getirdim. Ve tek kolumu yana, tek kolumu kafamın yanına getirdim. Başımı çektim. Kolum 90 derece. Ve iyice kolumu buradaki mastoid kaslarımızın çekildiğini hissedene kadar mastoid kaslarımızı çekiyorum. Şimdi öne, düz ve yukarı. Düz. Aynı şekilde kolumu üçüncü pozisyona getirdim. Ve yana. Kolum 90 derece. Ve aşağı doğru çektim. Ve öne. Ve düz. Ve geri. Fasulyenin faydalarına. Tabii ki hayır. Karın egzersizlerimize geçiyoruz. Pozisyonumu gösteriyorum ilk önce. Yandan göstereceğim. Sırtım dik. Bacaklarım tabletop pozisyonunda. Ben gergin kullanmayı ayaklarımı tercih ediyorum. Şu şekilde göstereyim. Ama siz düz de kullanabilirsiniz. Kesinlikle flex yapmıyoruz. Kendimize doğru çekmiyoruz. Umarım gözüküyorumdur. Popo kemiklerimin tam üstündeyim. Sırtım düz. Ayaklarım tabletop pozisyonunda. Kollarım ise hafif büyük birinci, yani göğsümün karşısında. Yapacağım hareket şu olacak. Sağ, sola. Sağ, sola. Şimdi ben bunu çocuklara yaptırırken şöyle bir şey kullanıyorum. Diyorum ki, bunu da bana sevgili öğretmenim söylemişti. Çok güzel bir teknedeyiz, yazın bir gezideyiz, masmavi bir deniz var. Karşımızda çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, annemiz veya babamız. Ve onunla birlikte dans edermişçesine o teknede nefes alıp veriyorum ve çok mutluyum. Şimdi müziğimi açacağım. Sa, 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 sa
bitmedi. Ama araya şöyle keyifli bir şey katacağız. Çocuklarınızı aldınız ve bu şekilde oturtturdunuz. Siz de parmak ucak uçlarına poponuzla veya ayağınızla, ellerinizle oturacaksınız. Yani ben şöyle söyleyeyim. Burada çocuğunuzun ayaklarının olduğunu düşünün. Siz de onun ayaklarının üzerine şu şekilde oturdunuz. Daha sonra mekik çekiyoruz. Fakat kol pozisyonlarımız bale pozisyonlarını kullanıyor. Kollarım üçüncü pozisyonda. Bir, üç ve sarıldım. Ve öptüm annemi. Ve üç, bir, üç. Ve bir, üç, sarıl. Ve öp. Ve bir, üç, bir ve üç. Bir, üç ve sarıl. Bir, üç ve in. Bu hareketi yaparken genelde çocuklar derslerde yaptırdığında çok eğleniyorlar. Siz de gerçekten çok eğleneceksiniz evde, böyle düşünüyorum. Hem bale hareketlerini göstermiş oluyoruz, hem de bizim için bütün spor dallarında ve klasik balede en önemli yer olan karın, aslında bu bütün insanlık için önemli çünkü karnımız güçlü olduğu zaman kamburluğu engelliyoruz. Kalçalarımıza ve dizlerimize giden ağırlığı engellediğimiz için özellikle bayanlarda belli bir dönem ve yaştan sonra oluşan kemik erimesi gibi sorunlarda da çok faydasını görüyoruz. Karın egzersizlerinin, dediğim gibi, bunu bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Çocuklar için de eğlenceli bir hal alıyor. Şimdi biz devam edelim karın egzersizlerimize lütfen. Müziğimi açıyorum. Tabletop'ta tek ayağım. Tek ayağımı yarım bir şekilde onun üstüne koyuyorum. Kollarım burada ve yan çek, yan çek. Değiştirdim. Tam tersi yönü. Var. Ne yapıyoruz? Yukarı doğru düzüm. Hafif geri doğru kendimi bıraktım. Kollarımla tuttum. Ve karnımı esnetiyorum. Ve düzeldim. Şimdi son bir hareket yapacağız. Bu hareketi de yaparken dizlerimin üstünde duruyorum ve daha sonra şu şekilde kalkıp ineceğim. Çok basit ama buna kol ekleyeceğim ve yan kaslarımın belimin etrafında çalışması için kol ekleyeceğim. Şimdi ben bunu çocuklara yaptırırken, normalde bir pilates hareketi, bunu büyükler de yapıyor ama çocuklara yaptırırken siz de çocuğunuzla yapacaksanız şöyle bir şey söylüyorum. Ormanda yürüyüşe çıktık. İnanılmaz güzel ağaçlarda meyveler var. Ve o meyveleri toplayıp sepetime koyuyorum. Toplayıp sepetime koyuyorum. Gördüğünüz gibi hem vücut kontraksiyon yapıyor. Bükülerek omurgamızı açıyoruz. Hem de bacaklarımızı bu şekilde çalıştırıyoruz. Bunu yaparken göbek deliğimi içeri doğru çekiyorum. Ve karnımı da çalıştırmış oluyorum. Müziğimizi açalım. Çiçeklerime, meyvelerime.
bıçaklarımı, kelebek pozisyonunu aldım. Başından başlayarak, yine bildiğim yere kadar ama bütün hamurlarımı tek tek hissederek kendimi aşağı doğru bırakıyorum. Kollarımı en öne uzattım. Ve topladım. Ve tekini uzattım. Tekini iyice çektim, açtım. Ve öne. Ve. Turnout'dayım. Yani açık pozisyondayım. Umarım keyifli bir ders olmuştur ve size fayda gösterebilmişimdir. Yarın tekrar görüşmek üzere.